Sevgili izleyiciler, bir gündem özel programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Yazar Semih Temiz. Öncelikle bu sene Cumhurbaşkanlığı Süleyman Çelebi yılı olarak ilan edildi. Ve kendisinin de Süleyman Çelebi'nin Vesat-ı Necat Mevlid'in Kültürümüze Yansımaları diye bir kitabı var. Hem kitabı konuşacağız hem de Mevlid'i konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Semih Bey, önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Semih Temiz, 1992 Elazığ doğumlu olup ilk ve ortaokul düzeyimi Memezek İlköğretim'e tamamlayıp lise öğretimimi Balakgazi Lisesi'nde tamamlayıp ardından 2012 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü açıktan bitirip daha sonra da 2020 yılında İlahiyat Fakültesi'nde mezun olduk. Naçizane anne ve babanın ilk eğitimini tamamladığı şu dönemlerde bizler de ailemizden aldığımız eğitimle yazarlığa ilk adımımızı atmış olduk. Buradan bizi ağırladığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Kitaba başlamadan önce Mevlüt. Mevlüt kavramı nedir? Şimdi Mevlüt kavramının bir bilimsel yönüyle ele aldık. Zaten kitabımızın temel esası buydu. Kültürel yozlaşmayla beraber milli ve manevi şuurdan uzaklaştığımızı düşünerek Mevlid'in kavramıyla başladık. Mevlid ilk olarak yer, mekan anlamına gelmektedir. Hı hı. Bir de halk deyimi arasında belirli gün ve gecelerde törenlerle beraber yapılan birliktelik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla, toplumdaki kaynaşmayı sağlamak amacıyla yapılan bir gelenek türüdür. Mevlid dediğimiz zaman Mevlüt iki isimde olur. Mevlid dediğimizde yer, zaman, mekan anlamına ve kişinin kendi anlamına gelmekte. Mevlüt ise Arapça isim olarak bizde tabir olarak yerini almıştır. Tabii bununla beraber Mevlid-i Nebi diyoruz. O da Hazreti Peygamber'in doğumuyla beraber doğduğu yer ve doğduğu mekan, zaman anlamına gelmekle beraber Mevlüt üç türlü tanımıyla beraber bizleri karşılamaktadır. Kitabın eserinizde biliyoruz ki Süleyman Çelebi evet var. Yine Mevlid'le ilgili olan kısımları da var. Ama Mevlid'in törenlerinin bir tarihçesi de var. Aslında bunların hepsi bizim inançlarımızla, geleneklerimizle, göreneklerimizle birleşerek bir kültür halini de almıştır. Kültürümüzde de bu var. Evet. Ve yansımalarını da çok da güzel yaşarız. Mevlid olduğu zaman insanlar evet bir araya gelirler, ibadetlerini de yaparlar, hoş muhabbetler gerçekleştirirler. Ve Mevlid günlerinde insanlar da yardıma ihtiyacı olan insanlara da koşarlar. Evet. Tabii tarihçesinde ne vardır, törenler nasıldır onu bilmiyorum ama günümüze gelene kadar uğramış olduğu, gördüğümüz, yaşadığımız, Türkiye'nin hangi vilayetine giderseniz gidin, en ücra köşesinden, doğusundan, batısına, güneyinden, kuzeyine biliyoruz ki Mevlid olduğu zaman insanlar birbirlerine hoş dokunuşlar yaparlar, dua gönderirler. Evet. Ama tabii Mevlüt'ün törenlerinin de tarihçesini buyurun. Şimdi Esra Hanım şöyle, sizler de zaten nacizane olarak galiba kitabımıza yakınen okumuş bulunmaktasınız ki soruları alıyoruz. Aslında Mevlid genel itibariyle Türk İslam medeniyeti yani İslamiyet'e geçilmeden önce toplumda birlikteliği sağlamak amacıyla ama Mevlid değil de başka tören adı altında. Yani toplumda zor zamanlar geçirilmiş. Evet. Artık toplumsal birliktelikleri, bütünlükleri sağlamak amacıyla yapılan gelenek yani bir adet halini almıştı. İslamiyet'in Türk toplumuna girmesiyle beraber, İslamiyet kabulüyle beraber bu artık geniş kitlelere yayılmıştır. Özellikle mesela Türk İslam devletlerindeki şuuru arefe günlerinde, özel günlerde, çocuk doğumlarında, işte belirli gün ve gecelerde, kandillerde, toplumun zor zamanlarında birlikteliği yani sağlamak amacıyla bu şekilde devam etmişti. Fakat önemli olan esas bir konu vardı, birlikteliği sağlamak. Yani kişinin dili, dini, ırkı fark etmeksizin inancı gereğince o toplumdaki birlikteliği, o yakındalıkları, ve o güzelliği görmek amacıyla böyle teşvik etmek amacıyla bu şekilde devam etmiştir.
Mevlid yazma geleneği ve kaynaklar. Evet. Biliyoruz ki yazılı kaynaklar da bazı yerlerde yetersiz geldiği için evet. genelde sözlü kaynaklar ve aslında bir ara kaynak kısmında, arşivleme kısmında biliyoruz ki Türkiye'de genel olarak bir duran zaman yaşandı. Evet. Ama son yıllarda herhalde var olanları fazla tüketmeye başladık. Evet. Ve yenilerini de üzerine koymuyoruz. Onlar da unutulmaya başlıyor. Var olan kaynak insanların da aslında ömürleri azalmaya başlıyor. Onlar hayattayken de toplanması gereken çok fazla şey olduğunu biliyoruz. Bugün müzikten tutun da işte folklore kadar gelenek haline almış olan inançlarımız doğrultusunda yerine getirmiş olduklarımızda bir kaynak çalışması, arşivleme işi de başlamış durumda. Evet. Çok hızlı bir şekilde son yıllarda gidiyor. Yazma geleneği ve kaynakları siz nasıl araştırdınız ve bunlar nelerdir? Şimdi Esra Hanım, bizler bu toplumdaki bu araştırmayı yaparken ilk olarak toplumumuzdaki ilk 6 ay Ar-Ge çalışmasında Hı-hı. bulunduk. Yani bizim toplumlarımızda genel itibariyle hem İslami toplumlarında hem evet. Türk toplumlarında hem de İslamiyet'in Türk toplumuna girmesiyle beraber Türk İslam devletlerindeki şuurla beraber nasıl bir kaynak oluşturabiliriz'in derdine düştük. İlk 6 ay olarak kaynaklarımıza baktık. Kaynak zaten Mevlid'in geçmişinde kaynaklarının yani tamamıyla Kur'an-ı Kerim'in başta ilk ilahi emir olan Kur'an-ı Kerim'den ardından hadislerden ve ardından da bize süre gelmiş olan toplumsal olayların birlik ve bütünlüğünden kaynaklanmış olan kaynaklardan geliyoruz. Tabii en önemlisi peygamberlere övgü niteliğinde yani Peygamber Efendimiz'e övgü niteliğinde geldiği için en güzel mevlüt türü yani kaynak olarak tabii tam geri kaynakçasının şeyini yani nüshasını bilinmiyor. Fakat nüshaya araştırma yapılırken onu toplumlara getiren belirli işaretler vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte peygamberin önemli olaylarına işaret edilirken, daha sonra hadislerinden, daha sonra sahabilerin rivayeti bilgilerinden toparlanarak bu şekilde dönemin bilgileri toparlanıyor ve Mevlid-i Nebi olarak bizlere intikal ediyor. Biz de bu şekilde araştırmalarımızı yaptık. Kaynaklarımızı en güvenilir kaynaklardan, en araştırıcı kaynaklardan, bilgilendirici. Yani Mevlüt okunduğu zaman işte Allah adını zikredelim evvela vacip oldu cümle işte er kula denilen kısımda bize anlatılmak istenen durum ne? Buradaki edebi sanat ne? Buradaki bize verilmek istenen mesaj ne? Biz bu şekilde bir çalışma üzerine gittik. Dedik ki artık kültürümüzde milli manevi şuurumuz bizden beraber ilerlemiş olsun. Yani gidip camiye oturulduğu zaman işte iki tane şekeri aldık, işte ilahiler okundu, Kur'an-ı Kerim okundu, her şey yapıldı, bitirdi. Biz bu şekilde devam etme yerine artık Mevlid'in kaynaklarını bu şekilde de zaten kitabımızda yaptık. Okuyucularımızla buluşturduk. Gerçekten de faydalı bir kitap ve olduğuna, Ar-Ge kitabı olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde de devam ediyoruz. Evet. Şeker deyince aslında Mevlütlerin camide okunduğu zaman kendi çocukluğumdan da hatırlıyorum. Büyüklerimiz camiye gittiği zaman biz onlardan şeker veya lokum getirmelerini beklerdik. Bu da çok güzel bir şeydi aslında. Evet. Mevlüt olduğunda hani giderlerdi oradan getirirlerdi. Bir sonraki Mevlüt'te küçük olan çocuklar özellikle hani ben de gideceğim. Şeker almak için, lokum almak için bile camiye gidip de camiye aslında bir nevi insanları ortamı yaşatmak için de çocuklara da güzel bir teşvik edici örnektir. Evet. Bunun dışında Mevlid'de ve kandillerde dışarıda yapılan işte kandil simidi olsun, farklı hamur işleri olsun veya yiyecekler olsun bunları da sokakta yaşayan insanlara en azından o gün için belki yiyecek bir şey olmayan insanlar düşündükleri zaman evlerine giderken ellerine götürecekleri bir şeye de sebebiyet vermiş oluyorsunuz. Aslında bizim inancımız da geleneklerimiz de görüneklerimiz de o kadar güzel, o kadar ince şeyleri içinde barındırıyor ki. Kitabınıza baktığım zaman da şimdi tabii ki hani ilmi ve edebi ortamı var evet. ama bunun o ilmi ve edebi ortamda sizlerin araştırmaları yaptığınız kadar evet. bir de işin içinde dediğimiz gibi o küçük dokunuşlar da var evet. gizli olan. Evet.
Süleyman Çelebi'nin Mevlidine geldiğimizde ise burada hayatını soracağım ama hayatından önce ona da baktığımızda yazdıklarına ve kaynaklara ilmi ve edebi ortamı nasıl olmalı? Şimdi şöyle bir düstur vardı Esra Hanım. Bizim zaten ilmi ve edebi ortamın tek kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim ve Mushafları önceden inceleme ve okuma kıraati ve böyle kişiler de işte mutasavvıf dediğimiz büyüklerimiz ve kurra-i hafızlarımız bu şekilde bunları ilk başta kaynağına iner. Daha sonra hadislerle bunu destekler. Çünkü hadisleri burada es geçemeyiz. Çünkü hadisler bizim fiiliyatımızdır. Kur'an-ı Kerim'in fiiliyata dönüşmüş halidir. Ve şöyle bir gerçek var ki biz bugün toplumlarda zaten belirli bir ölçüde ortamın Kur'an-ı Kerim'den almış olduğumuz kaynakları, ayetlerin düsturları zaten peygamberleri anlatıyor. Peygamberlerin, nebilerin, sıddıkların bu şekilde sonuçları her şeyini açıkça anlatıyor. Ve yapılan ortamda ise bilhassa kendi yaşantısını kişilerden uzak yerlerde bu halet-i rüya dediğimiz kısımlarda yani çilehanelerde kendileriyle beraber Süleyman Çelebi böyle bir ortamda bu eseri kaleme almış. Zaten şöyle baktığımız zaman mevlidlerimizin temel özelliğinde peygamberlerin manzum ve mensur eserler olarak yani açıklayıcı bir nitelikte olarak bu şekilde kaleme alıyor. Daha sonra bunları topluma sunuyorlar. Toplumdan gelen düstura göre belirli bir süreçten sonra bu şekilde topluma veriliyor. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi, onu konuşacak olursak tabii önce sizden hayatını soracağım Süleyman Çelebi'nin. Yapmış olduğunuz çünkü araştırmada mutlak ince detaylarıyla olmuşsunuzdur. Evet. Süleyman Çelebi'nin hayatıyla ilgili izleyicilerimize ne aktarabiliriz? Şimdi Süleyman Çelebi gerçekten hem kendisi kura hafız olması hem büyük mutasavvıflardan olması, dönemin Bursa'da yaşamış olması ve bizlere kendisinin babasından babasından oğluna geçen bir güzel eserinin ve kendisine geçen bir kaynağın olduğunu biz bunu ifade edelim. Süleyman Çelebi 752 ve 1361 yılında Bursa'da doğuyor ve ilerleyen zamanlarda Divan-ı Humayun Başkanı tarafından ilerleyen ilim düzeyini bitirdikten sonra kendisi halk tarafından bu şekilde bir çalışmasının olduğunu söylüyor ve tekrardan düstur aldığı büyüklerinden, düstur aldığı hocalarından beraber bunları şeye bırakıyor, kurula sunuyor. Kurulda 124 adet mevlide yani peygambere yazılan övgüde, manzum ve mensur şiirlerde bunların tamamı inceleniyor ve Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu ve Sületün Necat'ın edebi sanatı olaraktan, kişideki bırakmış olduğu duygudan, kişiye bırakmış olduğu toplumsal izlenimden ve toplumsal birlikteliği, bütünlükleri sağlayan en güzel eser olduğuna komisyon tarafından kanaat getiriliyor ve toplumda bu şekilde geleneksel olarak da ve Sületün Necat ve Mevlid-i Nebi olarak yani peygamberin, Nebi'nin doğum yeri, doğum zamanı ve doğmuş olduğu ortamı bize en iyi şekilde aktarılıyor. Semih Bey, Süleyman Çelebi'nin hayatından kısaca bahsettiniz. Evet ama ve Mevlid'in özellikleri. Şimdi baktığımız zaman buradaki özellikler Süleyman Çelebi'nin birçoğumuz biliyoruz ama bilmeyenler de var. Özellikle genç jenerasyonumuz da çok vakıf değil olaya. Evet, evet. Onlar için de aslında birazcık daha açarak ilerlemek istiyorum. Neden Cumhurbaşkanlığı bu sene Süleyman Çelebi yılı ilan etti? Şimdi şöyle bir şey Esra Hanım, artık nesillerimiz, Asım'ın nesli her zaman için birlikte ve bütündelikleri sağlamak amacıyla toplumuna ve kültürüne bağlı insanlardır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhuriyeti gençlerine vermiş olduğu en büyük mesaj, arkadaşlar
vefanızı unutmayın ki sizi de hatırla yad etsinler. Düsturuyla devam ediyor. Bizler her zaman için milli ve manevi şuurumuza bağlı gençlerle beraber bu şekilde ilerlemek istedik. Nacizane olarak zaten kurullar tarafından, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı kurulları tarafından her yıl UNESCO'da sözlü ve yazılı edebiyat olarak farklı konularda ele alınmıştı. Geçen sene işte Yunus Emre ve Mehmet Akif yılı olarak ilan edilmişti. Bu yılda Cumhurbaşkanımız Süleyman Çelebi Vesiletün Süleyman Çelebi yılı ve ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sezai Karakoç yılı ilan etmişti. Biz de bu düsturda kitabımız zaten öncesinden hazırlamıştık. Tamamıyla her şeyimiz hazırdı. Kitabımızın çıkmasıyla beraber genelgemizin de gelmesi gerçekten bizi onur etti. İnşallah bundan sonraki nesillerimiz de böyle hem manevi şuuruna, hem milli şuuruna, hem de işte toplumlarının nereden geldiği, nereye gideceğini bilmesi ümidiyle bu şekilde bir hazırlık yaptık. Muhtemelen ARGE çalışması dediğimiz kısım da bu şekilde ilerliyordur. Süleyman Çelebi'nin mevlidinin edebi özellikleri nedir? Yani edebi özelliklerinde şöyle dedim işte sözlerimin başlarında ben Esra Hanım ifade etmiştim. Süleyman Çelebi dönemde 124 adet mevlidi peygambere övgü niteliğinde hazırlanıyor, kurul hazırlanıyor. Ve 124 adet mevlitte her toplumdan, her gelenekten kişilerin yazmış olduğu mevlitler kaleme alıyor. Şiirler manzum ve mensur olarak toparlanıyor. Kurul tarafından inceleniyor. Fakat Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu Mevlid-i Şerif'te gerek edebi sanatlar olsun, gerek kişiye vermiş olduğu duygular olsun, gerekse özellikle peygambere veladet dediğimiz bölümde peygamberi en iyi şekilde tasvir edici özelliklerine rağmen bu şekilde açıklayıcı, güzel bir şekilde kaleme alması komisyon tarafından uygun görülüyor ve Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'i bu şekilde kabul edilmiş oluyor. Gerekli vezin ölçüleri olsun, kafiyeler olsun, redifler olsun, bunun içerisine hangi edebi sanatları katarsanız katın, her şeyle beraber tamamıyla bir bütünlük sağladığı görülüyor. En önemlisi de Esra Hanım, zaten biz bunu söyledik, toplumdaki etkisi büyük bir şekilde geri dönüt vermiş. Hatta Osmanlı döneminin fetret dönemi yaşadığı dönemlerde Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu mevlüt birliktelik ve bütünlükleri sağladığı için dönemde çok büyük olarak da etki edildiği söyleniliyor. Hatta Mehmet Akif Ersoy bile sözlerinde bahsederken Süleyman dedemiz diye bahseder. Yani bu şekilde bu düstur bizde olduğu sürece bizler de bu şuurla ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi kitaba baktığımız zaman da tam söylediğiniz yere de birazcık tekabül ediyor. Mevlüt metinlerinin yazılmaya başlanması. Bu bir ihtiyaçtan mı doğuyor? Hani mevlüt metinlerinin yazılmaya başlanması ve yazıldığı zaman dönem tarafından da nasıl karşılanıyor? Şimdi şöyle ifade edelim onu. Aslında bir birliktelik ve bütünlüğe ihtiyaç duyuluyor toplumsal olarak. Zaten evet, toplumumuzda geçmiş dönemlerden beri Türk toplumlarında olsun, diğer toplumlarda olsun bir birlikteliği sağlamak gerekli. Yani yeri geldi son dönemlerde pandemi gibi büyük bir musibetten, illetten kurtulduk. Evet. Aramızdan ayrılanlar oldu. Onları yad etmek amaçlı. Tabii bir vefa örneği bu. Toplumsal birlikteliği sağlamak amaçlı olsun. Toplumdaki bütün gelişmişlik düzeylerini araştırma gibi bütün şeyler belirleniyor. Ve komisyon var. Komisyonlar da tabii böyle bildiğimiz komisyonlar değil, işte 3-5 kişi değil. İşin ehemmiyeti ve liyakati gereğince onu inceleyecek kişilerle, yani bir nevi hem mektepli hem alaylı kişilerle bu komisyon kuruluyor. Evet. Şiirler manzum ve mensur olarak inceleniyor ve duygusal olarak hem duygusal hem de topluma etkisini özellikle söyleyelim. Bakın topluma etkisi çok önemli. Yani peygamberimizin özellikle peygamberimizi tasvir etmek ve onu bu şekilde
en uygun şekilde hadiselerini, Miraç hadisesinden bahsedelim, ölüm hadisesinden bahsedelim. Bunun kaynaklarına inmek ve bu şekilde musaflara kadar giden bir süreçten bahsediyoruz Esra'nın. Süleyman Çelebi de hem almış olduğu eğitimlerle hem de kendini geliştirerek bu şekilde araştırmaları yapıyor. Komisyon tarafından da inceleniyor. Bize de yani günümüze kadar da bu eserler ulaşmış oluyor. Tasavvufla da aslında iç içe zaten, evet. Hepsi birbiriyle iç içe, evet. Ve şeyi de biliyoruz ki son yıllarda özellikle tasavvuf müziği de çok daha etkin olmaya başladı. Evet. Birazcık daha o da aslında güzel tarafı popüler kültürün, işte diyoruz yani iyi tarafı da var, kötü tarafı da, evet, var. Güzel taraflarından biri de tasavvuf da sosyal medya aracılığıyla da aslında biraz daha gençlerle de tanıştırılmaya başlandı. Ki tasavvuf müziğine çok da uzak durulurdu, onu da biliyoruz. Burada kitabınızda da yine var, o yüzden sormak istiyorum. Hani dini ve tasavvufi ürünlerle birlikte diyoruz, evet, yazmışsınız. Evet, evet, evet. Bunu da açar mısınız? Şimdi şöyle Esra Hanım, zaten bu tarz şiirleri kaleme alan, evet, kişilerde ilk başta liyakat olarak ilahi emir olan Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in düsturuyla olan kısımlarda, özellikle sünnet ışığında hayatına tatbik eden insanları, yani biraz daha ikisinin de doğru orantılı olan kısmında hayatına idame edilen kişilerden yapılırdı bu. Zaten bu da eşittir tasavvuf demek. Evet. Yani tasavvuf aslında yeri geldiğinde biz bunu işte her şeyi önüne geçirecek anlamıyla değil. Tasavvufu gerçekten ilahi emirleri kendi hayatına tatbik eden, her şeyi gerçekten yaşantısında dahi gören kişilerde illaki bu görülür. Süleyman Çelebi'de de işte böyle dediğimiz gibi mesela yeri geliyor Türk İslam devletlerinde bile bazı devlet başkanlarının mutasavvıflara müthiş bir desteği oluyor. Özellikle Abbasilerde olsun, Fatimilerde olsun. Bu tarz şairlerimizin, bu tarz ehemmiyetli, liyakatli olan kişilere biraz daha öne yer veriliyor ve dönemin Mevlid-i Nebisi'nde ise bu zaten açık bir şekilde bekleniyor. Mesela Süleyman Çelebi'nin bu eseri yazdığı ortamda kendisinin haleti, mekanı çok farklı. Yani çilehanesi çok uzak. Yani bizim şu anda işte demin bahsettiniz, tasavvuf kesinlikle ekran başlarında ya da dijital ortamda olacak bir iş değildir Esra Hanım. Evet. Bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Son dönemlerde işte atıyorum işte kendileriyle beraber müziğimiz var. Tabii ki musiki önemli bir şey ama musiki dinlemek de bir yere kadar geliyor. Bunu eğer hayatımızda idame ettirecek kadar, hayatımıza yön verecek kadar biz bunun kaynağına inmezsek, biz bunun hayatımızda davranışımıza dökmezsek yaptığımız iş sadece dijital ve şeyden kalıyor. Bakın şöyle bir örnek verelim buna. Toplumsal dayanışma diyoruz. Tabii toplumsal dayanışmalarda toplumlar zaman zaman belli imtihanlardan geçiyor. Evet. Belirli imtihanlardan geçiyor. Bugün Türk toplumlarının ve İslam toplumlarının en büyük özelliklerinden biri kesinlikle yüce yaratıcımıza olan, yüce Allah'a olan tam bağlılığımız tevhidle ve bizlere olan sünnet ışığıyla bizlere geliyor. Zaten biz eğer bunun kaynağını bilmezsek, bunun kaynağına doğru gelmezsek yapacağımız işler de zaten tam ters orantılı olur. Dediğimiz gibi dijitalleşmeyle şeyle ortada kalır. İlk Türkçe yazmışsınız kitabınızda da Mevlid metni. Evet. Bunu araştırdığınızda neyle karşılaştınız ve sonuç? Yani sonuç kısmında şöyle, biz dediğimiz gibi eserlerimize gittiğimiz zaman ilk kısımlarda şöyle bir durumla karşılaştık. Ben sizinle paylaşayım hemen. Mevlid'in tarihinde geçmişlerde ilk olarak musaflardan, bakın bize gelen musaflardan diyoruz. Yani ilk başta İslamiyet Türk toplumlarına girmeden önce biliyorsunuz bizim sözlü ve yazılı sözlü kaynaklarımız evet, vardı. Ya da işte bırakılmış olan yazma eserler, taş eserler falan, bunlardan bahsediliyordu. Bunlardan bize gelen ve
Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerle olan durumlarıyla beraber hadis ışığında ve büyük mutasavvıflarımızın yapmış olduğu bağlamda araştırmalarımıza gittiğimizde hem sözlü kaynaklarımıza ulaştık hem de yazılı kaynaklarımıza ulaştık ve tamamıyla yüzün üzerinde kitabı hazırlarken Sayın Talat Özer'le beraber kitabın üzerinde 50'nin üzerinde ve 50'nin üzerinde sadece Osmanlıca metinden kaynak aldık. Ve Osmanlıca metinlerin dışında diğer alfabelerde de çevrili, çünkü farklı toplumlarda acaba Mevlid kabul edilmeden önce hangi törenler vardı? Mevlid miydi ismi? Geliyor muydu? Acaba cahiliye döneminde ne gibi bir sonuçlarla karşılaşırız diye bunları araştırdık. Sonuç olarak işte Mevlid'i bulduk. Mevlid'in aslında yer, zaman, mekan anlamına geldiğini bulduk. Artık toplumumuzun manevi şuur içerisinde, yani bir geleneğimiz var. Evet, bir geleneğimiz var. Doğru. Ama gidip camiye oturduğumuz zaman, sonu geldiği zaman acaba bu Mevlid ne? Bu Mevlid'in bize anlatmak istediği durum ne? Hatta şöyle durumlarda da karşılaşmış. Dönemin zorlukları o kadar had safhaya gelmiş ki Esra Hanım. Dönemin zorluklarını yenmek için Mevlid'i dinleyenler o zorlukları o verilen o hazdan dolayı, verilen o bütünlükten dolayı toplumları ileri seviyeye götürdüğü söyleniliyor. Çünkü öyle bir durum ki kaynaktan alınmış. Kaynağımız Kur'an-ı Kerim bize hangi yolu göstermişse yani şeritlerimiz farklı, menzilimiz aynı. Yine Kur'an-ı Kerim, yine hadis, yine bu şekilde hayatına idame ettiriyor. Fakat demin söylediğiniz konu ise eğer biz bunu musikide bırakacaksak, bunun gereğini araştırmayacaksak bizler de bu şekilde hem ekranda kalmış olacağız hem de bu şekilde konuştuklarımız boşa gitmiş olacak diyoruz. Ama inşallah da boşa gitmez. Kültürümüz devam eder. Hem manevi ışıkta hem de milli ışıkta biz bu şekilde yürümeye devam ederiz diye düşünüyorum. İnşallah diyoruz. İnşallah. Yine Mevlid diyoruz ve Süleyman Çelebi diyoruz, UNESCO dedik. Tüm bunların yol haritasında sizlerin yapmış olduğunuz farklı çalışmalar da var. Evet. Bunlarla ilgili anlattıklarınız ve aktardıklarınız için teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda sizlerin aslında arkadaşlarınızla birlikte yine ağırlamıştık. Biliyoruz ki yazmış olduğunuz kitaplar ve imza günleriniz oldu. Evet. Bu imza günleriyle birlikte de buradan alacağınız gelirle ilgili de yaptığınız başka planlamalarınız olmuştu. Evet. Bunların hiçbiri kendi şahsınız için vermiş olduğunuz emeklerde değil. Evet. Bunları da biliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz ayrıca. Biz teşekkür ederiz. Nasıl geçti imza günleriniz ve neler yapıyorsunuz? Bundan sonrası için projeler, planlamalar nelerdir? Neler yapacaksınız? Tabii ki imza günümüzden gereken dönütü aldık. Yani hem biliyorsunuz sizden daha önceki programda bizler Gürhan Hocam ve Sayın Talat Özer'le beraber Evet. Burada konuşurken Malatya Kitap Fuarı ile başlayan yolculuğumuz Anadolu olarak, Anadolu yayıncılığı olarak, Telmih ailesi olarak başlamış olduğumuz yolculukta bu şekilde ilk eserimizi çıkarmış olduk. Tabii bununla beraber okuyucularımıza da hani sadece kültürden başlamak istedik. Bir topluma ulaşmanın en güzel yönü kültürdür dedik. Elbette. Yani kültüre ulaşırsak insanın tanımını yaparız. Zaten buradan kendilerine de çok teşekkür ederim. Bizlere desteklerini hiçbir zaman üzerimizde esirgemedi. Sayın Talat Özer olsun, Gürhan Hocam olsun. Ve tabii bu işin bir de gizli kahramanları vardır. Sayın emekli Kültür Turizm İl Müdürümüz Ahmet Bulut. Şu anda görev yapmakta olan Sayın Selahattin Yazar ve Gençlik Hizmetleri şu anda Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne atanmış olan Sayın Serkan Sisi de burada selamla anmak istiyorum. Gençlik Spor ve İl Müdürümüz Sayın Abdülsamet Eren de aynı şekilde bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Biz okuyucularımızla kültürümüzü buluşturduk Esra Hanım. Gereken üzerimize neyse manevi olarak başladık. Milli ve manevi şuur içerisinde X, Y, Z ayrımı yapmaksızın bütün kuşaklara ilk emir olan oku emriyle gereken yönü verdik. Bundan sonrası için Mehmet Akif'in düsturuyla devam edeceğiz. Şöyle ki doğunun ilmi, batının bilim ve teknolojisini alarak harmanlarımızı tamamıyla toparlayacağız. Bundan sonraki sayımız insan ve
Dijitalleşme, bunun üzerine de çalışmalarımızı bitirdik. Allah nasip ederse kısa bir süre içerisinde okuyucularımızla temelden, yani çocuk düzeyinde, çocuk edebiyatı düzeyinde gireceğiz. Dijitalleşmenin hem faydalarını hem zararlarını, dijitali nasıl kullanmamız gerektiğini, yani hem kültürle giderken bir yandan manevi mirası aşılayacağız, bir yandan da ne yapacağız diyeceğiz ki arkadaşlar, bizler burada yapmamız gereken Batı'nın bilim ve teknolojilerini bizim yararımıza kullanma düsturunu inşallah gençlerimiz ve asımın nesline, özellikle diyoruz asımın nesline yetiştireceğiz. Bunun için de Kelam Burcu'ndaki bilge olarak Süleyman Çelebi tercih ettik. Tabii diğer sayımız da, diğer kitabımız da Sezai Karakoç'un biliyorsunuz ilan yılı edilmesiyle, evet, beraber bu şekilde de hazırlıklarımız devam ediyor. Ama genel olarak almış olduğumuz dönütüler iyi oldu. Güzel, çok, evet, sağ olun. Emekleriniz boşa gitmesin inşallah. Verilen her güzel yolu, çıkılan her güzel yolun sonu döngüleri de güzel oluyor. Sizler de genç ve dinamik, gayet güzel işler yapan, fayda sağlamaya çalışan güzel pırıl pırıl insanlarsınız. Allah yolunuzu açık etsin. Çok teşekkür ederim. Konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ama son olarak izleyicilerimize aktarmak istediğiniz, buyurun. Esra Hanım, ben ilk başta bizlere desteğinizi esirgemediğiniz için Kanal 23 nezdinde sizlere ve bütün ailenize teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize nacizane olarak burada aktarmak istediğim tek bir durum vardır. Her şey oku emriyle başlar ama her zaman için bizler kültürel mirasın da birer emanetçisiyiz. Bugün biz bu kültüre sahip çıkmazsak kimse bu kültüre sahip çıkmayacaktır. Özellikle son zamanlarda dini inançlarımıza yönelik yapılmış, evet, olan hakaretvari ve yapılmış olan iğrenç durumlardan dolayı artık son hat safhaya gelmiş bulunsak da İnşallah uygulamalarımıza bunları bir an evveli milli ve manevi şuur içerisinde uygularız. Bize rol model olan büyüklerimizin düsturunu hiçbir zaman hayatımızda çıkarmayız. Ve özellikle ekran başlarında bizi izleyen ailelerimize nacizane tavsiyemizdir. Rol model olacak, özellikle kitaplar da dahil olmak üzere rehberlerine, kendilerine, davranışlarına tatbik edecek kişilere özellikle ve özellikle dikkat etmelerine, davranışlarına dikkat etmelerine ve okumaya, kültür, sanat ve bilim, teknoloji, bunların tamamını birleştirerek Türk toplumunun dirilişi her zaman için yine toplumun kendisine çuvaldızı dürterek başlamasıdır. Biz de inşallah nesil olarak böyle ilerleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar hem sahalarda hem de yapmış olduğumuz kurumlarla ilgili çalışmalarda bunları da sürdürmüş olacağız. Ben tekrardan beni ağırladığınız için özellikle size teşekkür ediyorum. Buradan desteğini de esirgemeyen başta annem, babam, ailem olmak üzere kitabın hazırlanış aşamasında ve her anımda yanımda olan Sayın Talat Özer'e ve aramızda yaşamış olsaydı belki görecekti ama ona da Allah rahmet etsin diyelim. Onursal Başkanımız Ahmet Tevfik Ozan'a özellikle Allah rahmet etsin diyoruz. Teşekkür ediyorum bu şekilde. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Konuğumuz olduğunuz için ve vermiş olduğunuz emeklerden dolayı da çok sağ olun. Allah'a sevgili olsun. İzleyiciler, bir başka programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.